Assalamu alaikum kadarlı dostlar. Ne bu etki dersimiz görüşürüz. Bugün dersimiz amali dersi oladı. Hazır geçe oraya engel nasıl aramızda tekrar olabiliriz. Engel sonrası oraya engel nasıl aramızdan göre if ve when hesaplanan. When de hande işaretini ötken sefer kurduk. Ve endi sonlarda bunu yani ham mustahkemle bulamız. Bunun için bizge daha sonra sonlardan kuramız. Eğer olsanız bunu getir. Üçüncüsünden görüşmeyeceğiz. Oy rakamı verilgen, verilgen, kırtılgen oy rakamı qaysi faslga tegishli ekanligini chiqaruvchi paragraf asosida. Masalan, 2-oy qish. Ha, 2-oy fevral bo'ladi. Qish oyida, ya'ni qish fasliga to'g'ri keladi. Fine. Main, tag, val, months, number. Ya'ni oy raqami berilgan. Buni konsoldan va to int edi. Endi aytamiz when ha, months number deb beramiz. Agar 1 bo'lsa, bu qish hisoblanadi. Printline. Davom qozo shulardan nechta beramiz? 12 ta beramiz. Keyin buni soddalashtiramiz. 3 4 5 bo'lsa nima bo'ladi? Bular bahor. Control W ni bossak, bizga belgilab beradi. Va control V ni bossak joylab beradi. Kopiyamizni joylab berish. 6-chi, 7-chi va 8-chi bo'lsa, yoz. Pastga to'g'ri keladi. 9 10 va 11-chi oylar esa kuzga to'g'ri keladi. Kuz. Kuz fasli va 12-chi oy bo'lsa ham nima bo'ladi? Bu qish fasli hisoblanadi. Else agar shu sonlardan boshqa sonlar kiritiladigan bo'lsa nima qilamiz? Bunday oy mavjud emas. Ko'ramiz. Kiritamiz. 5. Bahor. 13. Demak, bunday oy mavjud emas. Asosiy maqsadimizga erishdik, ya'ni masalani yechdik, lekin juda ham ko'payib ketdi degan bo'lsangiz, 1, 2 lar qish va 12 ham qish edi. Demak, 1 ga 2 ga 12 ga teng bo'lsa, ular qish ekan. Shuni endi uchalasini birdaniga bersak bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Bersak bo'ladi buning uchun. Biz bunga vergul bilan berishimiz mumkin. 1 ga teng bo'lsa, vergul. 2 ga teng bo'lsa, vergul. 12 ga teng bo'lsa. Endi bu pastdagilarini o'chirib tashlagan bo'ladi. Chunki 1 2 12 lar nima bo'ldi? Tepani o'zida berib bo'lindi. Duplicate label deyapti. Bularni olib tashlashing mumkin, chunki bularga qaytib kirmaydi bu yerlarda. Endi mana bu birinchidagi nima degani? 1 ga teng bo'lsa yoki 2 ga teng bo'lsa yoki 3 ga teng bo'lsa. Biz o'tgandagi yoki degan narsani, ya'ni ikkita tayoqchani bu yerda xuddi shuni beryapti. 1 ga teng bo'lsa yoki 2 ga teng bo'lsa yoki 12 ga teng bo'lsa qish degan yozuvni chiqarib beradi. Endi bizda yana nima bor? Bahor faslida yana 3 ta fasl, 3 ta oy bor. 4 bo'lsa, 5 bo'lsa. Pastdagilar endi ortiqcha bo'lib qoldi. Buni o'chiramiz. Keyingisi 6, 7, 8 bo'lsa, yoz. 6, 7, 8 bo'lsa, yoz. Bular ham ilk martadan takrorlanib qoldi degan narsani ogohlantirishni beryapti. O'chirib tashlaymiz. 10 ga va 11 ga teng bo'lsa, kuz fasli. Endi ancha kodimiz qisqalashdi va yana when bo'yicha yangi ma'lumotlarga erishdik. Ya'ni when da bir nechta qiymatlar ustiga bir nechtasidan bittasiga to'g'ri kelsa, bitta kodni ishlatishimiz mumkin ekan. 3-chi, 4-chi, 5-chi oylar bo'lsa, bular hammasi bahor fasliga to'g'ri keladi. Qaytadan yurgizib ko'rsak ham, programmamiz to'g'ri ishlayveradi. 10. Endi keyingi masalamiz. A, B haqiqiy va amal butun son berilgan. A va B sonlar ustida arifmetik amallarni bajarish programmasidir. Amal quyidagilardan qabul qiladi. 1 qo'shish. Buni biz yanayam qulayroq, ya'ni yanayam haqiqiy kalkulyatorga mosroq bir programma ishlab chiqaramiz.
Yani günahdır. Bizde aldım bir de son verilsin. Kim amal verilsin. Vay. Ondan ki yana bir de son. Ha? Kalkülatörde şunu yapıladık. Yani son verilmedi. Amal becerilmedi. Vay. Yana bir de son verilmedi. Kim enter bassak. Bizde sopla verdi. Val. First number. Bu hakiki sondu. Ama double da buluşu mümkün. Loop da buluşu mümkün. Long da enter. Orkoda da buluşu mümkün. Şunun için. Hamasını kabul kuvala oladı geldi. Kıymet bu numara double. Read line. İkide bunu da belirleyle. Two. Double dedi şimdi. Bu nasıl ikinci rakamını gerek buladı. Second number. Şimdi okul etkenimizde her bir iddiası ketmek yedi oku borladı. Şunun için bize buladı. Yani birinci rakamdan keyin bunu okuşumuz gerek. Ha? Karakter oku oluşumuz gerek. Yani bunun için while sign dedik. Belge. Okey. Çal. Redline. Şimdi to char degen funksiyası yok burada. To char array buluşum. To char degen nasası yok. Çünkü şimdi bu candidate string. Yani karakterlerden taşkil topgan bir cemlenme desek hem burada. Şimdi bunun birinci belgesini olsak biz hoplagan belgede o gemle. First degan funksiyasi bor. Demak, read line'dan birinchini qabul qilamiz va uni bajaramiz. Endi, demak, buni to'g'ri ishlatgani, ya'ni biz kiritgan narsalarimiz to'g'ri bo'lishini tekshirish maqsadida hammasini chiqarib ko'ramiz. Read line va run qilamiz. 9, endi belgi. Minus va endisi 7. Birinchi son 9 ekan, ikkinchi son belgi minus ekan, ikkinchi son 7 ekan. Ko'rib turibsizki, mana bu yerda slash n dan keyin nima qilyapti? Keyingi qatorga tushirib beryapti. Ya'ni backslash n ni maqsadi yangi line ga tushirib berish. Biz demak to'g'ri o'qib olyapmiz, faqat mana bu yerda nima qilishimiz kerak? Foydalanuvchiga tushunarliroq qilib chiqarib berishimiz kerak. Print line birinchi sonni kiriting. Şimdi ne deyimiz? Belgini kırık. Okey. İşaretini kırık. Print line. Şimdi kaydetten rank kuramız. Hop. Print son. 7. İşaretini kırık. Tamam. Plus. 5. Demek print son 7. Belgi. Plus. Ve ikinci son 5. Şimdi sonda kalkülatörümüzü yazıştı. Bizde belgi var. İkide son bu. Yani belgeye karab durup bunu koşuş, ayırış, köpetiriş buluşlarını kuramız. When buna dedik bürge yine kıymet veririz. Biz karakter yani belgemizde karab durup köpetiriş, buluş, ayırışlarda belgeleşmemiz gerek. Char endi. Char neme getirdik buluşu mümkün? Birinci oyunda koşuşka. İkide sonunda koşup neticeni çıkaramız. Print line, first number, filiz, second number. Şimdi bunu kopyalamız da. Ama buluşu mümkün, şimdi minus buluşu mümkün. Eğer minus olsa, burada ayıramız. Kengisi kopyatırış. Buradan kopyatıramız. Çünkü törtüncüsü ise buluşu buluşu mümkün. Buramız. Şimdi total aslından başka amal kırıp kosaçı. Ve yeterli ki yine bir de amalımız bulsun. Biz koldağın yamalı olalımız. Ha? Eğer bu bilgim percentage olsa koldağın olsun. Print line person number'da second number'a bölünmeyi. Şimdi bunlardan başkası buladığım olsa hazırca bizim kalkülatörümüz son durak. Print line. Şimdi rank kuramız. Print son 9. Şimdi iş oranı kırtamız. Bölüş. Neçiye bulamız? 3'ye bulamız. Demek print son 9, ikinci son. Yani belgi. Bölüş, ikinci son. Ve 3 çıktı. Şimdi bunu
chiroyliroq qilib aytishimiz mumkin. Rezultat teng deb. Natija. Bunaqalarni oddiy yozsak to'g'ri emas, shuning uchun dollar sign va gullukavas ichiga belgini berishimiz kerak edi. Buni hamma yerga ko'plab olamiz, eskisini o'chirib tashlaymiz. Natija demak. Irish. Ko'paytirish. Va bo'lsa bo'lish. Bo'lsa qoldirish. Insonni kiriting. 9. Belgi ko'paytirish. Va 4. Demak, 4ni 9 ga ko'paytirsak natija 36. Demak, sodda kalkulyatorimiz shunday iborat edi. Endi keyingi misollarni ko'rib chiqamiz. Javob sanani bildiruvchi ikkita son berilgan. D kun va M oy. Kabisa bo'lmagan yil sanasi kiritilgan. Berilgan sanani ifodalovchi programma asosida. Kabisa yilda 366 kun. Kabisa bo'lmagan yilda esa 365 kun bo'ladi. Bu savol aytmoqchiki, sanani bildiruvchi ikkita butun son berilgan ekan. Kun va ikkinchisi oy. Kabisa bo'lmagan yil sanasi berilgan ekan. Berilgan sanani ifodalovchi programma asosida. Aytaylik, 15 may berilgan bo'lsa, yil boshidan boshlab nechinchi kun bo'ladi bu? Yanvarda 31 kun, fevralda 28 kun, martda 31 kun, va hokazo qo'shib chiqib, shu nechinchi kunligini bildirishini aytishimiz kerak ekan. When 8. May well day months 7 martga to'g'ri kelyapti bu 3-oy va 7-kun. Yil boshidan boshlab nechinchi kunligini aniqlashimiz mumkin yoki demak buni 3 mart yoki 7 mart deb turib yozishimiz ham mumkin. Buncha aytamiz. Demak, yil boshidan boshlab nechinchi kunligini aniqlaymiz. Months deb beramiz. Agar 1 bo'lsa, nima bo'ladi? Shunchaki kunni chiqarib beramiz. Ya'ni 1-oy 7-kun. Ya'ni bu yil boshidan boshlab turib 7-kun degani. Agar 1-oyda bo'ladigan bo'lsa, bu yilni boshidan boshlab turib nechinchi kun bo'lsa, o'sha kun hisoblanadi. Print line. Agar bu 2 bo'lsa-chi? Ya'ni bu 2-oy, ya'ni fevralda 7-chi kuni bo'ladigan bo'lsa, oldindan nechini qo'shishimiz kerak? 31 kunni ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Bu bularni sichiga olamiz, chunki biz nima bajarmoqchimiz? Amal bajarmoqchimiz. 31 ni qo'shib qo'yamiz. Agar 3-oy bo'lsa-chi? Martga fevralda ham kunini qo'shamiz. 28. Agar 4 bo'lsa-chi? Unda bundan ko'p olinadi. Olamiz. 4-oy bo'lsa-chi? 4-oy bo'lsa, yana nimani qo'shamiz? Biz 31 ni qo'shamiz. 5-oy bo'lsa, 31 martga 30 aprendik. Şimdi mayda 7-ci sanat olsa 5-ci kunu qo'shib va 7-ni ham qo'shib qo'yishimiz kerak. 6-ci 7 8 5-ci bo'ladigan bo'lsa bunga qo'shamiz 31 ni, qo'shamiz 30 ni, qo'shamiz 31 ni. May 31 ni qaytadi, ya'ni bu yanvarniki, bu fevral, bu mart, aprel, may. 7-chi bo'lsa-chi? 7-chi bo'lsa, plus 30 qo'shamiz. 8 bo'lsa, bunga 31 ni qo'shamiz. Qo'zinchi bo'lsa yana nima qo'shamiz? 31. 8-chi oy ham nechadan qaytadi? 31 dan qaytadi. Ya'ni iyul
iyul, avgust, 31 dan aytadi. 10 bo'lsa-chi? 30 sentyabr 30 ni qo'shamiz. 11 bo'lsa, oktyabrda 31 ni qo'shamiz. 12 bo'ladigan bo'lsa, noyabrda 30 ni qo'shamiz. Bunday bo'lmasa, bir bilan 12 oralig'ida yotmaydigan bo'lsa, bunday oy mavjud emas. 66-chi kunga to'g'ri kelar ekan. Keling endi buni konsoldan o'qiramiz. Readline. Sorry, readline. Endi buni run qilib ko'radigan bo'lsak nima bo'ladi? Qanday tushunamiz? Holatdagi int int chiqib qoladi. 6 2. 37-chi kun. Endi keling buni sal tushunarliroq qilib ko'rsatamiz. O'qilishidan oldin nimadir ekranga chiqarib beraylik. Ya'ni print line kiriting. Endi yaratishimiz mumkin print line oyni kiriting bo'ladi endi. Oy kunini kiriting 31. Oyni kiriting 12. Nechinchi kun? 365-chi kun bo'ladi. Chunki kabisa yilida 366 kun, kabisa bo'lmagan yilda esa 365 kun. Biz kabisa bo'lmagan yilni ko'rdik. Qolgan misollarni umid qilaman, bemalol yecha olasizlar, chunki shunga o'xshash misollar. Keyingi yana darslarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.